Merhaba arkadaşlar, ben Hanifi Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, 2024 DGS sonuçları form oluşturdum. Bu forma veri girmenizi istiyorum. DGS sonuçlarında kaç net yaptınız arkadaşlar? Adınız, soyadınız, mezuniyet notunuz, işte bölüm puanınız, matematik doğru sayınız, matematik yanlış sayınız. Tabii ki net olarak belki bilmiyor olabilirsiniz. Ama sallama olmamak şartıyla arkadaşlar tahmini olarak buraya verilerinizi girin arkadaşlar. Türkçe doğru sayınız ve Türkçe yanlış sayınız. Bu verileri gireceksiniz ve bu verileri biz bir hafta içerisinde ya da 1000 tane kişi veri girdikten sonra paylaşacağız arkadaşlar. 1000 veri girdikten sonra veya bir hafta içerisinde en geç bu sonuçları sizinle paylaşacağım. Yani önünüzde kaç kişi var, kaç kişi kaç puan almış, kaç net yapmış, bunları kendiniz görebilirsiniz arkadaşlar. Mezuniyet notu ÖBP'ye bağlı olarak tabii ki burada sonuçlarınızı göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar bu içeriye girebilmeniz için yani buna içeriye girebilmeniz için tabii ki sizin buna oturum açmanız lazım. Yani bu geçen sene oturum açmıyorduk normalde. Herkes buraya içerik girebiliyordu. Ama bazen sallama içerikler yani bazen biliyorsunuz öğrenci milleti değişik öğrenciler var. Yani hani gerçekten karakteri oturmamış, çocuksu hareketleri olan, yaşının verdiği olgun şekilde davranmayan kişiler olabiliyor. Yani dolayısıyla yani buraya bir veri gireceksen gir, girmeyeceksen neden saçma saçma veriler giriyorsun? Yani çocuk musun sen yani hani kimi kandırmaya çalışıyorsun şeklinde diyeceğimiz kişiler olabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu verileri biz kimin girdiğini görmek istiyoruz. Bundan dolayı oturum açmanız lazım arkadaşlar. Oturum açmadan siz buraya bir veri giremezsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bu şekilde oturumunuzu açıyorsunuz. Oturumu açtıktan sonra telefonla da olabilir bu. DGS sonuçları ile ilgili sizin mail adresiniz de zaten buraya işlenmiş olacak. Haliyle adınız soyadınız. Lütfen adınızı tam yazın. Soyadınızı tam yazmak zorunda değilsiniz. Adınızı yazıp soyadınızın baş harfini yazabilirsiniz. Yani mesela şu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Hanifi yazdınız. T yazdınız mesela. Bu şekilde olabilir yani. İsim, soy ismin baş harfi. Çünkü sonuçları açıkladığımızda siz kendi yerinizi de bulabilirsiniz. Buraya lütfen en azından adınızı yazın. Saçma saçma şeyler yazmayın. Saçma şeyler yazan arkadaşların hepsinin girdiklerini iptal edeceğim arkadaşlar. Bakın bilginize tamam mı? Diploma notu dörtlük sistemde istiyoruz. Siz buraya başka bir şey girerseniz kabul etmeyecek. Mesela 5 olmaz deniliyor. Siz buraya en fazla 4 girebilirsiniz. Ve lütfen virgül kullanın arkadaşlar. Yani 3,2 derseniz de kabul etmez. Yani burada virgül olması lazım. 3,2 yazmanız lazım, tamam mı? 3,2 yazacaksınız. Sistem bunu kabul edecek. Bölüm hedefinizde sayısal eşit ağırlık sözel. Mesela bunlardan birini işaretleyeceksiniz. Bu verileri girdikten sonra arkadaşlar gerçekten herkes düzgün veri girerse kimin kaç neti var? Önünüzde kaç kişi var? Arkadaşlarınıza bu verileri yani bu formu arkadaşlarınıza gönderin. Ne kadar çok kişi girerse o kadar çok yani hani sonuç elinizde olur ve önünüzde kaç kişi olduğunu görebilirsiniz. Çünkü DGS sonuçlarının açıklanması 1 ay 40 gün arkadaşlar. 40 gün beklemek istemiyorsanız bu formu destekleyin arkadaşlar. Matematik doğru sayınız örnek veriyorum 45. Matematik yanlış sayınız olmak zorunda değil. Eğer yanlışınız yoksa sıfır girin arkadaşlar. Mutlaka bir şey yazmak zorundasınız. Siz burayı boş bırakırsanız sistem kabul etmez. Buraya sıfır ya da bir iki şeklinde bir şey mutlaka yazmanız lazım. Türkçe doğru sayısı mutlaka yazmanız lazım arkadaşlar, tamam mı? Boş bırakırsanız sistem kabul etmez. Siz bunları yazdıktan sonra buraya geliyorsunuz ve yanıtınızı gönder diyorsunuz. Yanıtı gönderdikten sonra yanıt kaydediliyor. Yanıt kaydedildikten sonra yanıtı düzeltme şansınız yok. Bir daha başka bir yanıt da gönderemezsiniz. Bilginize tek seferde bir yanıt göndereceksiniz. Yanıtları görüntüleyebilirsiniz. Yani önceki yanıtları sizden önce içerik girenler veya sizden sonra siz zaten bu yanıtınızı girdikten sonra tekrardan girseniz içerik girenlerin hepsini görebilirsiniz. Yani mesela ben girmişim iki tane içerik. Burada görülüyor mesela arkadaşlar. Yani isim, soy isim vesaire vesaire. Burada belli bir limit var. Bu limite kadar göreceksiniz. Yani mesela 10 tane sonuç vesaire gibi sonuçlar görebileceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde bu sonuçları herkes lütfen girsin arkadaşlar. Bu videoyu izleyen herkes
Buraya sonuçlarını girsin, arkadaşlarınızı davet edin, gruplara paylaşın ki ne kadar çok burada bir içerik girilirse önünüzde o kadar kim ne kadar girmiş, kim kaç puan almış, hakikaten puanlar çok mu yüksek, netler çok mu yüksek, beraber birlikte görelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.